Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir güne hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, biz yine böyle hazırlandık, yine gezmelere gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Gülsüm'den 10. ve Yana'ya gideceğiz. Orada biraz gezeceğiz. Gülsüm'e gene bir tane dondurma alırım yer. Belki belki oradan geri dönüşte kendime soğuk pahlavalardan alırım. Ha, sen o yüzden dedin 10. ve Yana'ya gidelim. Belki ondan da. Bu evet. Videoyu yarınla birleştireceğiz inşallah. Öyle bir planladık. Yarın çünkü ne yapıyoruz Gülsüm? Grill'e gidiyoruz annemlerle. Evet. Bakın. Grill yaparken oturmak için sandalye aldım. Şöyle göstersene Gülsüm. Sandalyemiz böyle bir şey. Hufer'den almış. Evet. 9.99 alır. Güzel de taşınıyor. Pratik bir şey böyle. Bunu da kayınbabaya vereceğim yarın. Evet. O zaman direkt çıkalım mı? Çıkalım bence. Aynen. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, yeni oyuncağımı göstereyim size. Temizlik malzemesi. Ve şimdi bundan Cevdet'in dişlerini temizleyeceğim. Gelebilsen. Hadi yalnız. Gel. Aç bakayım dişlerini. Oh. Gel sırtın kaşıyı. Çok amaçlı. Çok amaçlı kullanıyoruz. Kız tişört maaşını etmez mi de? Yok ya, yapmadım. Neymiş bu? Ver bakayım şunu ben de. Dur bir saniye. Biz halamıza geldik bu arada yine. Evet, bizim planlar gene alt üst oldu. Normalde 10. yana gidip dondurma yiyecektik. Evet. Gene buraya geldik. Gene kendimizi burada bulduk. Burada bulduk kendimizi. Ucunu çıkaralım. Evet. Arkadaşlar, bu neydi? Bu fayansları temizlemek için tuvaleti temizlediği evet. Şeyi şimdi böyle suratıma mı sürdüm? Daha hiç kullanmadım, akıllı. Allah! Tuvaleti temizlemek, banyoyu bundan temizleyebiliyorsunuz güzelce. Bu bir reklam tanıtımı için. Bu reklam tanıtımı değil. Bu nereden aldığını da bilmiyorum. Amazon'dan. Nasıl açılıyor bu? Aç bakayım. Ucunu değiştirebiliyoruz. Bak mesela bununla arabanın felgelerini falan da temizliyorlar. Fayans araları. Fayans aralarını, kenarları böyle. Fayans aralarını temizliyorlar. Asım Can'dan Mevlide'nin annelerine doğum günü hediyesi. Bunu almışlar, bol bol daha çok temizlik yapıyor. Bakın böyle bir şey deniyor. İyi de bakalım. Kulağımın içini temizlerim ben. Cevdet iğrençsin. Ama pislik çıktı ha. Vallahi. Adam bunu ne için temizle temelli? Heh, yok. Bunun için değil. Bunu uzatabiliyorsun da bunu biliyor musun? Nah, temizleyin de bunu temizleyemem. Evet. Uzat şeyi de var. Uzatabiliyorsun da mı? Evet. Allah Allah. Şey mesela duvar fayanslarını falan yapacağın zaman yani ben bu kadar uzuyor, görüyor musun? Hı hı. Hatta şöyle de daha da uzatabiliyorum. Sen bunu şeyi de temizleyebilir misin? Abi onlar kırar. Aynen. Ama onları temizleyebilirsin. Şöyle aralarını şöyle açıyorsun. Şöyle temizliyorsun. Bu ne lan ya? Çimal mı? Şimdi kalemle dışarıya çıktık birazcık. Burada Asım Can'la biraz top oynayacağız. Hava güzel. Asım Can'la halam da burada. Evet. Evet. Şimdi size ama bir şey göstermek istiyorum. İlginç bir şey. Hayatımda ilk defa gördüm. Böyle bir şey bakın. Görüyor musun? Cevdet'e oyuncak çıktı. Bakın şimdi ne yapıyorum. Ay. Bakın. Anam. Şimdi bakın size ne gösteriyorum. Şimdi bakın size ne gösteriyorum. Bakın. Çok ilginçmiş. Çok ilginç bir şey. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Şimdi fokus fokus. Uçurdu Gülsüm. Hadi Gülsüm bana doğru at. O at... Böcekten korktu. Ap yazan yeri bana doğru tutman lazım. Oh!
Harika! İşte bu. O süper gücümü çağırdı. Güzel yaptın bu sefer ha. Harikaydı. Senin hep yana gidiyor. Aha, aldı. Vay. Şimdi yine süper gücüm konuşuyor. Çok güzel attı ya. Ulan bu işi öğrendi bu. Evet, bunu yapmak zorundasın. Aynen. Çok güzel bir şey ya, acayip. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Takılıyoruz ya, havanın tadını çıkarıyoruz. Ne yapalım? Ne yaparız? Belki halam bizi dondurma yemeğe götürür. Halacığım! Halama göster, halama. Niye ben senden onu? Her gün dondurma istiyorum benden. Yok sana dondurma falan. Vay be! Öyle mi olduk? Butlara bak, ne güzel. Hava çok güzeldi bir gün. Yine güzel bir gün geçirdik. Sanki yağdı, yağacak gibi. Keşke hafta sonları hiç keşke hafta sonları hiç bitmese. Bugün daha cumartesi canım. Evet, yarın grile gideceğiz, bir de var. Evet, biz eve geldik şimdi arkadaşlar. Aynen, bayağı yorulduk. Bugün daha fazla bir şey yapmayız. Yarın direkt grile gideceğiz hep beraber. Evet. Orada devam çekimimizi yaparız. Aynen öyle. O zaman yarın görüşmek üzere. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Sandalyemizi de aldık. Bunu kaymadan aldım. Evet. Şimdi hazırlandık. Grille gidiyoruz. Şimdi grille gidiyoruz. Kobe'ye biraz şişirmek. Ya hava ben aslında kötü şu an. Ama annemler diyor ki sonradan açılacakmış hava. Bakalım. Ben baktım sonra böyle 23-24 derece. Hava biraz düzelecek. Bulutlar gidecek falan diyor. Şu an biraz bulutlu. Evet. Ama olsun ya, fazla sıcak olduğumda insanlar şey yapıyor. Ben seviyorum böyle havada, bence güzel. Evet, şu an saat 10 ve orada kahvaltı yapacağız. Annemler gitmiş tabaktan, oradan yer tutmuşlar bile. Çünkü oralar çok kalabalık oluyor grill sezonu. Aynen, erken gitmesin. Evet, yer bulamazsın. Erkenden gitmişler. Biz de işte şimdi hemen çıkacağız. Hep o birlikte zaman orada kahvaltı yapacağız. Gidelim. Evet, görüşürüz. Gözüm çok komik durmuyor mu arkadaşlar? Aynen, gözlükle maske çok komik duruyor. Yüzümüz kalmadı, her şey kapanmış. Böyle birisinden saklanabilirsin. Evet, hava bulutlu ama... Hadi gel. Otobüsümüz geldi. Evet, gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, biz geldik. Şimdi annemi görün bir. Hoş geldiniz. Grille geldik bugün. Evet, burası bizim grill alanımız, bakın. Böyle. Oo, anne siz yaptınız mı grili? Ya biz yapmadık, daha da kahvaltı etti Halime ablan, gel. Hı. Halime ablamlar geldi, Berna ablalar geldi. Evet, biz şimdi geldik. Evet. Ben aldığım sandalyeyi kuracağım. Hadi kur bakalım. Ana! Size sandalye aldım, hediye. Nasıl bir şemsiye? Yağmur yağar diyor, şemsiye şey aldım. Aa, sen bunu da mı aldın yanına? Size özel sandalye aldım. Bakara gelmiş. Bu kayınbabaya aldım. Nasıl? Teşekkür ederim. Tamam. Benim önüne atıp açıyorum. Baba otur, sana aldım. Özel. Kayınbaba sandalye. Hangi biri senin? Şu mu, bu mu? Aa, İyiymiş. Aa, buraya da sigaranı koyabilirsin. Tam senlik. Evet, babayı oturturdu sandalyeye. Şimdi sucuklarımız bir şey. Oo, maşallah. Gülsüm, çok mu acıktın kız? Evet. Çok acıktım. Oo. Tam senlik. Zeytinli.
Evet arkadaşlar, grilldeyiz. Biraz şunun tutundan oynadı, yoruldum ha. Ben de yoruldum. Tadını çıkarıyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Esiyor bizim, da. Bizim Türkler, sülaleleri hepsi gelmiş. Bak hep Türk. Evet. İki tane tanıdık gördüm hemen. Şuradan su almaya giderken. Bütün aileler burada. Hı-hı. İşte biz de hafta sonlarımızı böyle geçiriyoruz. Evet. Arada sırada grille gidiyoruz. Evet. Evet. Şimdi o zaman değişmek sucuk yemeye gideceğim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oo, burada bir közlüyorlar. Patlıcanları közlüyor annem. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Size patlıcan közlüyorsun. Gömme yapıyorum. Oho, gömme. Gömme bizim, derler buna. Bizim orada gömme derler. Bunu şey gömme salatasını diyorsun değil mi? Yazın, birazdan gösteririz. Yazın ve sürlerin, denizlerin vazgeçilmezi bu. Evet, bizim köyün vazgeçilmezi. Annem birazdan gösteririm size yaparken. Yaptın ya bir kere evde. Ama tam net görmediler onu. İçine soğan doğru. Niye biraz sıvı ya? Aha. Aslında buna kaymak yağı konur da. Kaymak yağı mı? Tabii bir tane kaymak yağı konur ama burada imkan yok tabii. Çiçek yağı koyuyoruz. Çiçek yağı koyuyoruz. Patlıcan oluyor içine, domates oluyor. Közlenmiş biber. Közlenmiş herkes biliyor da biz bunu devamlı böyle şey yapıyoruz yazın. Ama soğanı çiğden koyuyoruz. Tabii soğanı çiğden koyuyoruz. Pişti mi güzel olmaz içinde. Tam indireceğine yakın. Hani ısıtıyorsun ya bir daha. Bence var ya pişmiş olur. Daha güzel olur. Bana öyle geliyor. Çiğisi daha güzel oluyor. Oh oh, mis gibi. Babam da keyif yapıyor. Yeni sandalyesini çok sevdim. Yeni sandalyesini. Gömmemiz hazır. Böyle sadece soğan girecek içine. Böyle biraz görünüyor bu. Bütün hepsi karışıyor. Evet. Başka ne girecek anne buna? Soğan, yağ, tuz işte. Başka bir şey yok. Böyle. Tamamdır. Aslında sütün üstündeki yağ olur. Kaymak yağı deriz biz. Onu katılsa daha güzel olur. O yok burada. Evet, şimdi kahve keyfi yapacağız. Közde Türk kahve keyfi. Kaynamak üzere. Hava Allah'tan çok güzel ya. Güneş yok evet, değil mi? Dün biz yağmur yağdı bekledik ama yağmadı Allah'tan. Yağmıyor çok ve güneş yok. Çok serin. Tam ne sıcak ne serin. Evet, esiyor ama güzel. Güneşte de kalsa insan açıkta hani ağaç altında da olmasa. Evet. Gerek yok. Ile damadı buldum arkadaşlar. Şimdi Cevdet bana geçen... En sevdiğim kaynanam. Başka kaynanam var. Geçen bana hatırlıyorsanız... Sanki bir kaynanası varmış gibi konuştum. Değil mi? Geçen bana hatırlıyorsanız Cevdet döndü annemle, bizi birbirimize düşürmeye çalıştı ama beceremedi. Yok. Tabii ki de. Ben sadece soru sordum. Ondan sonra şimdi bende sıra. Ben de şimdi öcümü alacağım. Birbirine düşüremedim diyordu ya. Evet. Evet, hava güneş. Damadından beklentin neler? Güzel soru. Beklentin. Beklentin ne olabilir? Cevdet. Hadi anne, sen de bir saatte bir soruyu cevap ver. Bu video 3 saat 4 saat olur. Beklentin, saygı en başta. Zaten gösteriyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu saygısını ömür boyu sürmesini isterim. Evet. Evet Cevdet Bey, sizin annemden beklentiniz neydi? Ben söyledim öbür bölümü. Hayır, şimdi bir daha alalım canım. Güzel yemekler. Güzel tatlılar. Yapmıyor muyum oğlum yoksa? Sevgi, saygı. Yapmıyor muyum? Yok, yapıyorsun canım, ben yapmayayım demedim. Daha fazla. Yani gelecekteki beklentilerim yani. O zaman yaşlanırım, sizden beklerim ben. Ha, kızım var bir tane güzel. Yani doğru o ya. Eli de iş görecek, tamam. Değil mi?
Ondan sonra evet, damadında en sevdiğin huyu anneciğim. Huyu mu? Açık sözlü olması. Evet. Cana yakın olması. Evet. Hani her böyle her şeyi doğru söylemesi. Hani bir anda söylüyor. Açık değil de hani içinden geldiği gibi konuşması. Evet. Senin kaynanandan bekle en sevdiğin özelliğine. Her özelliği güzel. Sağ olun. Kötü olan bir özelliği yok. Hayır, bak bunu şimdi neden biliyor musun? Üçüncü ya, soruyu sormamak için. Hayır, inanılmaz hoşuma gidiyor bütün özellikleri. Allah razı olsun. Temiz, titiz, hamaratlı, elinden iş geliyor, oturmasını kalkmasını biliyor, her şeyi biliyor. Ha, öyle kaynanalar da var ama bak, oturmasını kalkmasını bilmeyen kaynanalar, ne dediğini bilmeyen kaynanalar da var. Biliyor zaten Allah razı olsun. Ben değerim. Evet, gelelim son sorumuza. Damadında en sevmediğin özelliği. Sevmediğim bir özelliği yok ki. Hadi canım düşün sen. Gerçekten şimdi. Sevmediğim bir özelliği yok. Vardır vardır. Yok, her şey her zaman saygılı, sevgisi yerinde. Ya benim gibi adamda kötü bir özellik olabilir mi ya? Bence sevmediğim bir özelliği yok. Evet Cevdet, sıra sende. Allah razı olsun yetiştiren annesinden babasından. Kaynananda en sevmediğin özelliği. Düşünmem lazım. Sevmedim özelliği. Evet, lütfen açık olalım. Yani açık konuşalım. En sevmediğim özelliği... Ne dedi baba? Bunlar da yağcılık yapıyor birbirine diye. Aynen, şu an yağ çıkıyoruz birbirine. Benim sevmediğim bir... Tereyağı vardı. Vallahi bak, gerçekten... Durun bir, durun. Gerçekten, içten söylüyorum, yalan konuşmuyorum. Sevmediğim bir özelliği yok. Cevdet, lütfen. Ya bende öyle bir şey yok, anlıyor musun? Bak ben her insanla öyleyim. Ben insanların negatif şeylerine çok dikkat etmiyorum. Şimdi ben sana bir soracağım. Senin kızında sevmediğin en kötü özellik. Saman Alevi gibi kızlar hemen. Ona sevmiyorum. Ama hemen geçer. He, hemen anında böyle geçer. Bir parlar değil mi? Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi anne diye gelir. Onun çocuğunu çok seviyor. Bir de sevdiğin özelliğini sorayım bari. Sevdiğin özelliği ne bunun? Sevdiğim özelliği işte o pis durmaması. Aha. Sevdiğim özelliği o. Hiç pis durmaz. Ana babası küçükken de bizim evde pismek yok derdi. Hı. O şeyde hemen pistiği zaman biri pisme bana diye bağırırdı mesela 3-4 yaşlarındayken. O şeyde devam ediyor, Allah razı olsun. Hani pisme özelliği yok yani. İyi tamam. Evet. Aldın mı videomu? Evet. İyi. Teşekkürler röportajınız için. Evet, biraz yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Biz gruptan ayrıldık, biraz Gülsüm'den yürüyüşe çıktık dağlara, taşlara. Evet, ormanlık alandayız böyle. Yürüyoruz. Evet, şimdi abimler de geldi. Abim direkt mangalın başına geçti. Her zamanki gibi. Ne yapıyorsun abi, nasılsın? Ne yapalım, dün de mangal yaptık, bugün de. Oo. Evet, hazırlanıyor. Elmenim de geldi, benim kuşum orada. Oo, hava süper, güneşli değil. Ne yapıyorsun Gülsüm burada? Orada gördüm ya. Girebilirsen de. Ah, oturmuş anam. Giremezsen evet. De göreceğim bir daha. Tadını çıkarıyorum abi. Oynuyor orada. Benim gül oynuyor burada aynen. Kafanı attı. Şapkasını yesinler. Evet. Anamız grill etleri koyuyor ya.
sizlere geldik. Artık bu videoyu da burada kapatalım. Çok güzel bir günde. Evet, bayağı güzeldi ya. Bayağı hoşumuza gitti. Grill falan, havada müthişti. Çok güzel. Yağmur çok yağmadı pişmiştim. Allah'tan. Evet. O zaman artık bir diğer sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Bye bye.